kahvede oturmuştuk arkadaşlarla, muhabbet ediyorduk. Bir de o zamanlar TRT1'de Anadolu'dan Görünüm diye bir program vardı. Güneydoğu'da basılan PKK'nın bastığı köyleri canlandırıyordu. Yani biz de onları seyrediyorduk. Zaten günlerden de pazartesiydi. Kamyon geldi. Kamyon geldi, hayvanları aşağı attılar. Oradan biriler dedi ki işte Gökçeşik'te muhtarın hayvanları çalınmış, askeriye buldu diye hayvanlarını getirdiler Gökçeşik'in muhtarının. Biz de yandık, baktık, tekrardan kahveye girdik. Ellerinde gavur silahı, asker. Geldi, girdiler içeri, kimlik kontrol. Yani biz de kimlik olanlar kimliklerini çıkarttı, kimlik olmayanlar da kimliğim yok dedi. Evde bizim bir çoban vardı, o önceden onu dövmüştüler. O gördü, tanıdı. Tanıdığı zaman ağladı. Dedi ki bunlar asker değil, bunlar terörist dedi. Oradan bizim köylün birisi de dedi ki biz gariban adamız, bizim ne işimiz var dedi. Hatta bize başladı o zaman, dedi vay faşistler dedi, demek siz garibansınız değil mi? Sivas olaylarını hatırlıyor musunuz? Dedi bu köyün etrafını 300 kişiyle sarmışız, hiçbir tane canını bırakmayacağız. Aynen böyle kendilerini kurmuştuk bari. Üzerimize bir toz yaptılar. O toz insanları dondurdu. Yani hiç canlanma şansı yok, hani put gibisi. Yere yattı yere, herkes yere yıkıldı yere. Ondan sonra silahları seriye al, atı serbest dedi. Atı serbest dedikten sonra tabii ki benim önümde bayağı vardı adamlar. Ben biraz arka kısımdaydım, bir de yanımda direk vardı, beton direk. Benim şu koluma iki tane kurşun değdi. Kan çıktıktan sonra benim aklım başıma yeni geldi. Attıktan sonra da tabii ki ayaklarımla şu koluma da değdi. İki tane ayağıma, üç tane de şu koluma toplam değdi. Toplam kaçmıyor mu oğlum? Toplam yedi tane kurşun değdi benim. Üç bu koluma, iki bu koluma. Amcamı kaybettim. Dayım var, anamın amcası oğlu. Bir de halamın oğlu var, Bakı Yıldız. Bunları kaybettik. Anadolu'dan görüntü vardı. Bahtiyar Aydın diye Tur Generali PKK'lar anında vurmuştular. Onu konuşurken ben girdim televizyona seyredeyim. Zaten kapının da arkasında oturdum. Kahve çok doluydu. O arada baktım içeri üç tane birden girdiler. Bir tanesi girdi içeri. Komutanları öbürleri girdi. Kapının eşiği üzerinde durdu. Masayı sandalyeyi toplattılar. Benim dayımın oğlu da çobanıdır, rahmetli oldu, Sıddık Bilgül. O da şehit oldu. O bana dedi ki, aga dedi, askeri üstüne gelmişler ya. Bana aga dedi, aga dedi, bunlar PKK'lar, yaz bütün yaz cid dolandırdılar ya dedi. Ay vah dedi, biz gitti. Silahlar seriye bağlansın, ateş serbest dedi. İlk mermiyi benim bacağımdan vurdu, hiç kimseye değmeden. Bir toz attı. O toz geldiği gibi ben yıkılmışam yere. İkinci mermi benim tabanımdan değdi. Ben dedim o acı beni o kahveden çıkarttı. Ben bu arada aklım başıma geldi. Salavatımı getirdim. Görürük aynısını işledi. Allah bu acıyı, ağrıyı bir daha vermesin. Bütün Türkiye'mize, milletimize. Allah onları da kahar üstüne kahreylesin. La ilahe illallah. Mermi şuradan girdi, iki tane şuradan çıktı. İki mermi girmişti. Buradan girişi de aynı, çıkışı da aynı. Zaten girişler de belli, çıkışlar da belli. İki de şuraya girmişti. Bunlar hastanede aldırdığım mermiler. Bunlar çıkmamıştır. Üç tane de buradan şuradan girmişti. Bak iki buradan girmişti. Bak yerleri belli. Bir burada, bir de burada iki. Bir de şurada var. Bak yani. Kahveden de bir detay alacağız. Orada sen yine. Orada ben orada çıkmamışım. 25 Ekim 1993'te saat 7.30 civarlarında kamyonetle işte 7 kişilik bir grup burada inerek vatandaş işte kahveye toplamış hepsini. Örgütlerine propaganda yaparak yaşlı genç çocuk demeden hepsini katletmiş.
General adamının divanı, aman uçaklarını ödeyeceğim. Bırakın bunu diyorum. Hadi, tamam. Ya bırakın bunu. Gidin. Yapmayın bunu. Kahrolsun! 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 Kahrolsun!